Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkez tarafından hazırlanan haber bülteni ile karşınızdayız. Aksaray Belediyesi ve Aksaray Önder İmam Hatipler Derneği tarafından organize edilen Annem Babam Camideyim temalı sabah namazı buluşması kapsamında hafta sonu Ulu Cami'de vatandaşlar bir araya gelerek Kudüs için dua etti. Düzenlenen programa Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk, Aksaray Önder İl Başkanı Kutlusu Bakar ve Genç Önder İl Başkanı Ebubekir Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Aksaray İşkur İl Müdürü Mahmut Akkuş ve çok sayıda protokol üyeleri katıldı. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı program öncesi Ulu Cami önünde yaptığı açıklamada Kudüs'e dua etmek için sabah namazında bir araya geldiklerini söyledi. Burada diğer sivil toplum kuruluşlarımız da bizle beraberdi. Milli Eğitim Müdürümüz, değerli müdürlerimiz, değerli oda başkanlarımızla beraber pazar günü sabah namazında aynen başkanımın söylediği gibi cuma namazındaki gibi kalabalık bir sabah namazını kıldık. Sizler de biliyorsunuz namaz müminin miracı, en büyük silahı, dua en büyük gücü ve biz bu gücün aksettirilmiş şeklinde çok şükür gördük. Kudüs'te biz hepimiz burada birlikte bir duyuru yapmıştık. Bütün sivil toplum kuruluşlarıyla beraber ve Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Bunun çiğnenmemesi gerektiğini ve gerekli her türlü müdahalenin ve ifadelerin sunulduğu ortamlar oluştu tüm Türkiye'de, Aksaray'ımız da başta olmak üzere. Ardından Cumhurbaşkanımız, sizler de biliyorsunuz, İslam ülkelerini topladı ve ardından da geçenlerde Birleşmiş Milletler'de bir karar alındı ve dünya şunu gördü ki, dünya hani reisimiz hep diyordu ya, beşten büyüktür. Gerçekten de beşten büyüktür, hatta en son haliyle de birden büyüktür. Yani Amerika'nın ve İsrail'in dışında 4 ya da 5 tane ülke onlarla beraber oldu. Gerisi ya çekimser kaldı ya da tamamen bu kararı destekledi. Dolayısıyla bizler hem Müslüman alemi olarak hem Türk milleti olarak Kudüs'ün bizler için ne kadar önemli olduğu, bizler için ne kadar hayati önem olduğunu bir kere daha farkında varmak suretiyle böyle programlar yaptık. Ve burada da bunun devamını yapıyoruz. Ben genç kardeşime çok teşekkür ediyorum. Hem de Önder Başkanıma teşekkür ediyorum. İnşallah bunu böyle yaptığımız sürece de, bu bilinçli olduğumuz sürece de önümüze hiçbir engel kalmayacağına inanıyorum. Ben emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Aksaray Önder İl Başkanı Kutlusu Bakar ise hedeflerinin sabah namazlarında camilere doldurmak olduğunu aktararak programa katılan herkese teşekkür etti. Aksaray Önder, Genç Önder ve Aksaray Belediye'mizin katkılarıyla, destekleriyle sabah namazı buluşması organize ettik. Sabah namazı buluşmamıza Aksaray halkımız teveccüh gösterdi. Çok mutluyuz. Çocuklarımız geldi, gençlerimiz geldi, anneler, babalar, nineler ve dedeler bugün Kudüs için dua ettiler. O minik eller, minik yürekler ellerini semaya kaldırdılar. Filistin halkı için, Kudüs için, Mescid-i Aksa için dua ettiler. Bizim bu programı yapmadaki ilk amacımız tabii ki namaz. Çocuklarımızı ve ailelerini hep beraber davet ettik ki bir anne babanı en mutlu olacağı an çocuğunu namaz kılarken görmekti. Elhamdülillah işte biz bunu gerçekleştirdik. İkinci bir amacımız da cuma namazında nasıl olacağımız doluyorsa sabah namazında da aynı şekilde dolsun istedik. Mehmet Akif Ersoy'un bir deyişi vardı. Cuma namazına gelenler ne zamanki sabah namazına gelirlerse bu ülke, bu millet o zaman kurtulur demişti. Biz de o söze layık bir şekilde hareket edelim istedik. Yine Aksaray Önder olarak bu programımız her ayın 3. haftası pazar günü devam edecek. Ayda bir kez yapmayı düşünüyoruz inşallah. Bugün sabah namazında biz Kudüs için Ulu Cami'de toplandık. Bu vesileyle bütün Aksaray'ımızı burada bir ortamda gördük. Huşu içerisinde namazımızı eda ettik. Allah herkesten razı olsun.
Ben bu programda bize destek olan, desteğini esirgemeyen kıymetli başkanım yanımızda, Haluk Şahin Yazgı Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Programda bize çok destekçi olan bütün yönetimiyle birlikte gelen STK başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kurum daire müdürlerimize çok teşekkür ediyorum. Üniversite öğrencileri arkadaşlarımıza samimiyet hassasiyetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Samimiyetle diyorum, bundan sonra her ay düzenli olarak Ulu Cami'de sabah namazını bu şekilde doldurmayı temenni ediyorum. Devamında İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ise düzenlenen etkinlik ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bugün okullarımızla birlikte, okul müdürlerimizle birlikte biz de Ulu Cami'de olduk. Tabii Kudüs denince aklımıza ilk önce Peygamberimiz gelir. Tabii Kudüs denince Hazreti Ömer gelir. Kudüs denince Selahaddin Eyyubi gelir. Kudüs denince Yavuz Sultan Selim gelir. Kudüs denince Abdülhamit Han Hazretleri gelir. Ve bugün 100 yıl önce oynanan oyunun tekrar tertiplendiğini görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere yine yıllar önce oynanan bu oyunun tekrarını bugün tüm dünyaya haykırarak bozmuş bulunmaktadır. Biz de dualarımızla bugün buna destek olmak için buradayız. Ben başta belediye başkanımız olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Programın devamında Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu. Son olarak da Başkan Yazgı emekliler dinlenme evinde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı esnafları ziyaret ederek onlarla birlikte hasbihal etti. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, belediye meclis üyeleriyle birlikte Kalealtı Caddesi'nde bulunan esnafları ziyaret etti. Esnaflar ziyareti memnuniyetle karşılarken taleplerini birinci ağızdan Başkan Yazgı'ya iletme fırsatı yakaladılar. Ziyaret esnasında esnafların istek ve önerilerini dinleyen Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, ilgili birimlere emir verdi. Esnaflar ise kendilerini ziyaret eden Başkan Yazgı'ya teşekkür ederek Aksaray ile ilgili yapılan projeleri desteklediklerini ve bu konuda üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeye hazır olduklarını kaydettiler. Aksaray'da yeni açılan iş yerleri zincirine iki halka daha eklendi. Hafta sonu Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı iki farklı iş yerinin açılış törenine katıldı. Başkent Kuruyemiş ve Şahpazar adlı iş yerleri Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı tarafından hafta sonu hizmete açıldı. Evet, şu anda açılışını yapacağımız Serkan kardeşimin ve Memiş kardeşimin Başkent Kuruyemiş adı altında biz daha açılışını yapmadan önce geldiğimiz, gördüğümüz ve çok beğendiğimiz bir alışveriş ve Kuruyemiş merkezi mi diyelim artık? O kadar güzel olmuş ki içerisini birazdan gezdiğiniz zaman sizler de fark edeceksiniz. Ben şimdiden hayırlı olsun diyorum. Allah utandırmasın, Allah yardımcınız olsun. Böyle firmalarımızı, böyle esnaflarımızı biz her daim, her zaman esnaf odalarının başkanı da yanımda, değerli başkanlarımız da yanımda. Tekrar açılışını yaparak tekrar hayırlı olsun diyorum. Allah bol kazançlar nasip etsin. Allah razı olsun. Başkanım burada. Yapılan duaların ardından iş yerinin kurdelesini kesen Başkan Yazgı, hayırlı uğurlu olması dileğiyle Başkent Kuruyemiş adlı iş yerini hizmete açtı. Devamında bir diğer hizmete giren Şahpazarı isimli iş yerinin dualar eşliğinde kurdelesini keserek hayırlı olmasını diledi. Açılışta Başkan Yazgı'nın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, ilçe başkanı Hamza Aktürk de eşlik etti. Açılışta Başkan Yazgı, Aksaray'da yeni iş yerlerinin açılmasının hem esnaflar hem de vatandaşlar hem de ülke ekonomisi açısından önemli bir gelişme olduğunu ifade ederek yeni iş yerlerinin sahiplerine ve Aksaray'a hayırlı uğurlu olması dileğinde bulundu. Hafta sonu gazeteci yazar Ali Genç öncülüğünde Aksaray tarihinde isim yapmış siyasetçi ve bürokratçılar Somuncu Baba Külliyesi'nde anıldı. Anma töreninde Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray'da önemli hizmetler yapmış olan kişilerin isimlerini cadde ve sokaklara koyduklarını ve koymaya devam edeceklerini belirtti.
Anma törenine Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Merkez İlçe Teşkilatı, Yazarlar Cemiyeti Başkanı Celil Acar, İnternet Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mustafa Avcı katıldı. Aksaray'a yaptıkları hizmetlerden dolayı gazeteci yazar Ali Genç'in Aksaray'ın hayırlı evlatları dediği siyasetçi, bürokrat ve gazeteciden oluşan Ortaköylü Hacı Ali Paşa, Vehbi Çorakçı, Ömer Kaşif Nalbantoğlu, Mehmet Altınsoy, Raşit Daldal, gazeteci yazar Mahir Südemen gibi isimler anıldı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ise yapmış olduğu açıklamalarda ebediyete intikal etmiş, Aksaray için önemli hizmetler yapmış siyasi ve bürokratlara karşı vefalı olunması gerektiğini ve her zaman hatırlanması gerektiğini belirtti. Ali abim hakikaten çok önemli bir noktaya değindi. Vefalı olmak, hatırlamak, onları her zaman yad etmek gerekiyor. Ve Ali abim bana sürekli söylediği sokak isimleri olsun, cadde isimleri olsun, bir kısmını yerine getirdik. İnşallah bir kısmını da yerine getirmeye çalışacağız. Şimdi tabii bu isimleri Allah rahmet eylesin, şehrimize kattığı güzelliklerden dolayı, büyük hizmetlerinden dolayı. İnşallah bizler de onların yolundan gideriz. İnşallah. Ve arkamızdan böyle güzel, hoş bir seda bırakılır. Yani en büyük hedef budur, en büyük gaye budur. İnşallah. Bir yönetici İnşallah. İçin, İnşallah. Bir çalışan için. İnşallah. Ama biz bunlarla ilgili farklı programlar yapıp İnşallah. Daha geniş şekilde duyurmak, özellikle Aksaray'ımızın vilayetinin yıl dönümünde de bu tip bir etkinliği daha da geniş çaplı yapmak i̇nşallah. Yapmamız gerekiyor. 15 Eylül'de Allah'tan. 15 Ağustos'ta pardon. Ağustos'ta Eylül değil ya. 15 Ağustos'ta inşallah yaparız. Aksaray Belediyesi hafta sonu sosyal kültürel etkinlikleri kapsamında Zeytin ve Limon müzikali çocuk oyununda çocuklar hafta sonu harika bir vakit geçirdi. Abisko, buldun mu? Sana söylüyorum. Aksaray Belediyesi'nin hafta sonu sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında çocuklarla buluşturduğu Çatlak Yumurtalar çizgi filmin sevimli karakterlerinden Zeytin ve Limon müzikali çocuk oyununda çocuklar harika bir hafta sonu geçirdi. Eğlenceli party show, romantik bir party show. Olduğuna kıyamaz, kimse ona oturmaz. Sever hep olduğunu, oturmaya doyamaz. Eline bıçak alır, portakalı. Geçtiğimiz pazar günü 3 seans olarak Aksaray Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyuna çocuklar kadar anne ve babalar büyük bir ilgi gösterdi. Aksaray Belediyesi çocukların hafta sonu güzel vakit geçirebilmeleri adına çocukları Zeytin ve Limon müzikal sahne gösterisiyle buluşturdu. Evet, nasıl? Memnun olduğunuzu beğendiniz mi? Bundan sonra böyle programlar yapalım mı? Peki bundan sonra ne isterseniz bunlardan ve bunun gibi daha da güzel programlar yapacağız. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımız çok eğlendi. Müzikalin sonunda çocuklarla yakından ilgilenen Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı onlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Aksaray Belediyesi şehrin girişinde bulunan yollarda çevre düzenlemesi ve yeşillendirme çalışmalarına devam ediyor. Aksaray Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar kapsamında Adana E90 Karayolu şehre giriş bağlantı noktasındaki asfalt çalışmasının bitirmesinin ardından kaldırım ve bisiklet yolu ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor. Aksaray'ın daha modern ve yaşanabilir hale getirmek için gece gündüz çalışan Aksaray Belediyesi, 6000 metrekare karo döşemesi, 8000 metre tül bordür taşı, 2 kilometre bisiklet yolu ve 100 adet ağaç dikimi gerçekleştirecek. Belediye yetkilileri yapılan çalışmaların ardından şehrin muhtelif yerlerinde de yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmasının süreceğini bildirdiler. 68 Aksaray Belediyespor tekerlekli sandalye basketbol takımı hafta sonu Kayseri Melik Gazi Belediyesporu ile karşı karşıya geldi. 68 Aksaray Belediyespor Melik Gazi Belediyespor maçını Başkan Yazgı tribünden izledi. Hasan Dağı Kapalı Spor Salonu'nda oynanan maçta 68 Aksaray Belediyespor 79-19 gibi ezici bir skorla mağlup etti. 68 Aksaray Belediyespor bu galibiyetten sonra 12 puanı yükselterek 6. sıraya yerleşti.
Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin yazdığı yaptığı açıklamada 68 Aksaray Belediyespor'un misafir takımını büyük bir farkla yendiğini belirterek teknik heyete ve oyunculara başarılar diledi. Ayrıca Bayan Handbol Milli Takımının bazı maçlarının Aksaray'da oynanacağının müjdesini de verdi. Sizlerin de bildiği gibi futbol band liginde şu anda birinci sırada bitirdik ilk yarıyı. Bundan sonra inşallah ikinci yarıyı daha güçlü bir şekilde başlayarak şampiyon olma hedefimiz var. Yine tekerlekli basketbolda bugün evimizde misafir takımımızı çok büyük bir farkla galip geldik. Ben rakip oyunculara da teşekkür ediyorum. Gayet centilmen böyle dostluk şeklinde gerçekleştirildi. Ve takımımız da şu anda orta sıralarda. Evet. Amacımız da güzel sonuçlar elde ederek ligi tamamlamak. Yine handball'da kızlarımızın yapmış olduğu başarılar göz dolduruyor. Bu arada unutmadan şunu söylemek istiyorum. Milli takımımızın maçları var. 4'ünde ve 14'ünde olmak üzere 2 tane. Bu maçlarda bütün Aksaray'la hemşehrilerimizi davet etmek istiyorum. Ve burada merkez ilçe yönetimine teşekkür ediyorum. Değerli yönetimimizle arkadaşlarımla beraber seyrettik. Meclis üyesi Hacı abimiz zaten sorumlusu. Ben hepinize çok teşekkür ederim. 2019 Dünya Handball Şampiyonası Avrupa eleme maçlarımız var. Ayın 4'ünde Hollanda geliyor. Sonrasında ayın 14'ünde de Yunanistan geliyor. Hollanda ve Yunanistan'la maçlarımızı Aksaray'da yapacağız. Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızda olduk. Bir sonraki haber bülteninde görüşmek üzere. Hoşçakalın.